Şimdi arkadaşlar bugün A2 Sprechen yapacağız. A2'de en önemli öğrendiğimiz zamanlardan birisi geçmiş zaman, perfect. Ve perfect yapıları öğrenciler kullanırken çoğu zaman doğru yapamıyorlar, Ay tamam. yanlış yapıyorlar. Geldim acaba dedim ki. Mekan seslerinizi kapatabilir misiniz arkadaşlar? Benim sesime Tamam. karışmasın sizinki. İyi tamam. İyi camdan gönderdim ama. İyi hadi. Evet, mekan seslerimizi kapalı tutalım ki benim sesime karışmasın. Karıştığı zaman Anlıyorum. arkadaşlarınız anlamıyorlar. Necla Hanım, mekan sesiniz, evet, mekan sesinizi kapatır mısınız? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, A2'de öğrendiğiniz perfekti düzgün kullanamıyorsunuz. Bu düzgün öğrenmediğimizde de inanın C1'de filan ben perfekt hataları duyuyorum. Saçlarım diken diken oluyor. Perfekti B1'de sular seller gibi kullanıyor olmanız lazım. Arkasından preteritum geliyor çünkü. Preteritum biraz daha dikkat isteyen ve her defasında kökü değişen. Kapatabiliyorum, kapatabiliyorum Abdurrahman Bey. Fakat tekrar açıldığı zaman yapacak bir şey yok. O zaman seslenmem gerekiyor. Tabii ki kapatabiliyorum. Şimdi arkadaşlar perfekle ilgili konuşacağız. Şöyle bir was haben Sie heute gemacht? Şu anda saat kaç? 4. Sabahtan bu yana yaptıklarınızdan kısaca bahsetmenizi istiyorum. Şöyle bir anlatmak isteyenler 4-5 cümle. Hemen İstanbul. el kaldırabilirsiniz. El kaldırın arkadaşlar. Şeyde reaksiyonlarda react var. Bir kalp işareti var. O alttaki video, audio olan kısımda bitti. Erdoğan, Berkan Doğan. Was Hello. haben Sie heute gemacht? Hello. Hallo. İstanbul Frühstück Frühstück gemacht Türkçe oldu. Ne gemacht. diyeceğiz? Frühstücken diye bir fiilimiz var. Ne zaman İlkin olacak. Neydi? Mekan sesinizi Üniversite için. kapata. Arkada bir Soğuk. hallo. Evet. Mekan sesimiz. Mekan sesimiz açılmasın arkadaşlar. Erdoğan. Bite Ya. buyurun. Habe Gott gemacht und ja, das alles. Mikrofonu biraz daha değiştirebilir misiniz? Sesiniz de çok boğuk geldi. Cümleyi anlamadım ben. Hocam şu an net mi? Biraz daha iyi. Ich habe Sport gemacht. Deswegen habe Tekrar. müde. Ich habe Sport Tamam. gemacht. Deshalb habe Habe müde. Habe müde. müde. Müde sıfat. Sıfatları habenle değil, seinle kullanmalıyız. Deshalb bin ich müde. Deshalb bin ich müde. Ja. Okay. Deshalb bin ich müde. Okay, ja, was haben Sie noch gemacht? Şöyle bir dört cümle falan bana söyleyin. Das alles, meine Herren. Okay, peki. So, Okay. Frau Fatoş, Das Problem. bitte. Hallo Olmuyor Suzan'ım. Necla Hanım, Necla Hanım, mekan Allah sesinizi kapalı şükür. tutar mısınız? Mekan sesinizi kapalı tutar mısınız? Sürekli açılıyor. Ha, evet, bitte Fatoş. Hallo zusammen. Ich habe heute so früh aufgewacht. Dann habe ich mit Hemen meinem Mann. düzeltme yapacağım. Ja. Aufwachen, aufstehen, sein alır. Ah, ich bin heute so früh aufgewacht. Dann habe ich mit meinem Mann Gefrühstückt. gefrühstückt. Und noch und habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Ja, Ja. noch ein Satz. Noch und habe ich noch habe ich ein bisschen geputzt. Okay, şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu unutmamanızı istiyorum. Bu genellikle yaptığımız bir hata ve evet, ciddi bir hata. Çünkü farkında olmuyoruz. Bunu çok ileriye taşıyoruz. Und'dan sonra asla fiille başlamayın.
normal cümle yapıyorsanız, ich ile başladınız, tamam. Ne dedik işte? Ich habe mit meinem Mann gefrühstückt und wir sind ins Kino gegangen. Ama buraya und habe dediğiniz zaman, yani şurada bir S verirseniz, burada nokta olduğunu hissettirirsiniz. Noktadan sonra und'la başlıyorsanız, bu zuerst, dann, danach gibi bir şeye dönüşüyor. Ama değil öyle. Zuerst, dann, danach ya da am Ende. Şöyle. Und bu kategoride değil. Und'dan sonra özneyle başlamanız lazım. Und habe ich asla demeyin. Yani şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum. Gefrühstückt. Wir haben gefrühstückt. Und şöyle wir haben dediniz. Gefrühstückt und ins Kino gegangen. Burada problem yok. Hiç ara vermeden söylediniz. Okey, tamam, böyle olur. Böyle de olur. Wir haben gefrühstückt. Und ich habe ay bir saniye hızlı yazıyorum. Şunları gefrühstückt. Und ich habe das Haus geputzt. Böyle de olur. Ne yaptık? Buraya und koydum. Arkasından ich ile başladım. Burada wir. Bu da olur. Bakın bu olur. Bu da olur ama şu asla olmaz. Wir haben gefrühstückt und haben wir spazieren oder haben wir ne diyelim ins Kino gegangen. Bu asla olmaz. Bunu sınavda yaptığınız zaman şuradaki dizilimden dolayı eksi alırsınız. Ya via koymayacaksınız ya da und'la başladığınız cümleye asla fiille başlamayacaksınız. Eğer kişiyi koymak istiyorsanız kişiyi buraya taşıyacaksınız. Normal bir habzats yapacaksınız. Burada olmaz. Bunun burada olması için zuerst, dann ya da danach, yani bir zaman anlatan bir adverb olması lazım. Ya da am Montag ya da letztes Jahr, yani bir zaman bildirmesi lazım. Letztes Jahr. Ha, bunlardan sonra ancak fiille başlarsınız veya ondan sonra subjekt yaparsınız. Zuerst habe ich. Ne yaptınız? Zuerst habe ich dediniz. Aber und o da böyle kullanılamaz. Asla bu kategoride değil onlar. Onlar şöyle oder, aber und. Bunlar habzatstır. Ve her zaman subjekt, verb, objekt yapmanız gerekir. Yani verb plus subjekt değil. Tamam mı? Dizilimi önemli. Yani dann, danach, zuerst de karıştırmayın sakın. Ve bu hatayı çok yapıyor öğrenciler. Sonra sınavda kötü oluyorlar. Niye aldıklarını anlayamıyorlar. Sebebi bu. Yani ya hiç özne kullanmayın. Wir haben gefrühstückt und wir haben das Haus geputzt diyebilirsiniz. Wir diyeceksiniz. Ya da wir haben gefrühstückt und ich habe das Haus geputzt. Ya da wir haben gefrühstückt und
ne diyeceğiz? Bakayım şuradan. Ich habe das Haus geputzt. Yani şurada dedik yani ya bunu söyleyeceksiniz ya da hiç kullanmayacaksınız. Yani bunun öznesinin und'dan sonraki öznenin biz wie olduğunu anlarız. Kullanacaksanız da hemen und'dan sonra kullanacaksınız. Buna lütfen dikkat edin ve kesinlikle yazarak çalışın. Bu böyle alıştıysanız yerleşiyor. Farkına bile varmıyorsunuz. Sokakta problem yok ama sınava gireceksiniz. Çok ciddi bir hatadır. Aklınızda olsun. Mutlaka düzeltin. Mutlaka kontrol ederek konuşun. Mutlaka yazarak çalışın ki hatanızı görün. Und'un arkasından verb, onun arkasından subjekt olmaz. Und, subjekt, verb. Bunu unutmayın lütfen. Bu çok ciddi bir hatadır. Und, subjekt, plus, verb. Kuralınız bu. Bunu hatırlayın. Okey Fatoş, bir iki cümle daha alabilirim sizden. Başka ne söyleyebilirim? Danach habe ich Kaffee Aha, okey. Danach getrunken. kullandınız, fiil Ja. kullandınız. Doğru, doğru. Danach habe ich und kullanmıyoruz. Danach habe ich Kaffee Und kullanırsınız ama arkasından fiil kullanmayın eğer özne kullanacaksınız. Oder ich Kullanmayacaksanız problem yok zaten. Oder ich habe Kaffee getrunken. Ja, das ist okay. Und noch. Ja, Ja, yeah, das also, war's. ja, das war's. Gut. Tuba Hallo. Ich bin um 7 Uhr morgens aufgewacht, habe mich fertig gemacht und bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren. az önceki hatayı tekrarladık. Evet, Und dann habe ich dediniz. und bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Aha. Danach habe ich in der Klinik mein Frühstück gegessen. Danach habe ich meinen Kaffee Ja. getrunken. Ich habe von 8 bis 2 Uhr gearbeitet. Okay, gut. Ja. Bitte, Merve. Hallo, ich bin um 8 Uhr aufgewacht. Ich habe mit meiner Familie gefrühstückt und mir die Zähne geputzt. Ich habe meine Zimmer aufgeräumt. Danach habe ich auf Deutschunterricht gewartet. Aha, gewartet. 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 Ja, Aha, gewartet. okay. Ja, bitte. MRV nedir bilmiyorum. İsminizi bilmiyorum. Bu da mı Merve? Merve. Hocam az önceki Ya, ben arkadaş. özür dilerim, karıştım Merve'ler. Ben Olsun, Merve yo, dedim. ben Merve dedim zaten. Merve siz söylediniz. Gerip yük harf MRV yazılıyor. Merve'yim hocam ya, özür dilerim. Merve Çok özür olan dilerim bendim arkadaşlar. hocam. Okey Merve o zaman buyurun. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. Ich habe gefrühstückt. Dann nach dem Frühstück bin ich zum Supermarkt oder im Supermarkt. Supermarkt. Zum Supermarkt eingekauft. Bir dakika. O zaman im Supermarkt eingekauft. Einka eingekauft. Ha, zum Supermarkt gegangen diyebilirsiniz ama böyle einkaufen de dersek im Supermarkt eingekauft. Im Supermarkt eingekauft. Ich habe ein bisschen Buch gelesen. Ich habe meine Wohnung oder mein Zimmer aufgeräumt. Ja, gut. Das Ja. war's. Das war's. Okay, schön. Merhaba. Aynura, bitte. Ja, hallo. Heute Hallo. bin ich um 9 Uhr aufgewacht und ich habe allein gefrühstückt. Beim Frühstück habe ich Käse mit Brot gegessen.
Und ich habe Deutsch gelernt, auch Deutsch-Videos gesehen und ich habe Psychologie-Buch gelesen und ich habe mit meinen Eltern Zeit verbracht. Zeit verbracht. Mit Eltern Zeit verbracht. Ja, mit Punkt, Punkt, Punkt. Zeit verbringen. Ne diyoruz? Perfekte. Zeit verbracht. Şöyle verbringen. Verbracht. Partizipe. Verbracht. Okay, gut. Ja, Sinan bitte. Hallo. Heute bin ich früh aufgestanden und habe mit meinem Mann das Frühstück vorbereitet und mit meinem Mann gefrühstückt. Dann habe ich Deutsch gelernt. Mein Mann hat mich zum Abendessen eingeladen. Wir werden zusammen essen gehen. Ya, gut. Werden yerine sadece presence de kullanabilirsiniz. Almanya'da gelecek zaman için werden çok nadir kullanılır. Wir gehen am Abend ya da am Abend gehen wir zum Essen. Yeterli olurdu. Dankeschön. Okay. Funda Keser. Funda Hanım yapmış mıydık biz? Hocam biz dün sizinle grubumuzla birlikte ders yapmıştık. Speaking Hayır hayır dersi. yok yok şu anda az önce yapmadık siz değilsiniz tamam başka tamam okey bitte Funda Hanım bitte Frau Keser. Okay. Ich habe gefrühstückt. Ich habe Kaffee gehen. Yapalım şöyle ich bin Ich bin mi diyeyim hocam? Ama tabii gittik ki yani. gehen kullandığınız için. Ich bin einkaufen, şöyle, gegangen. Einkaufen. Şöyle. Gegangen. Ich bin einkaufen gegangen. Ich bin Mannhause gesover. Orada haben kullanmanız lazım. Öyle mi? Tabii Tamam. şimdi bunların hemen siz anlatırken şöyle bir dakika şuradan hemen bakalım bir. Şöyle bunların bir listesi var. Yani çok azdır bu fiiller. Şuraya bakalım. Bakın şu köşede görünenler şunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Was hast du gestern gemacht? Böyle rutin bu. Hepimizin hemen hemen aynı şeyleri yaptığını düşünürsek buradan faydalanırız. Kırmızı ile yazılmış olanlar bizim sein alan fiillerimiz. Onları habenle yapamıyoruz. En çok kullandığımız fiillerden de ben şuraya notlar aldım. İşte aufwachen, aufstehen, stehen, sein. Buna dikkat edelim. Bunu ist gewesen olarak kullanmıyorsunuz. Ne kullanın? Va. İskevezen kullanıyoruz biz ama daha ileri bir seviyede kullanıyoruz. Gehen, laufen, fahren, fliegen, fallen, passieren, gewachsen, bleiben, kommen. Buraya sterben'i de yazalım. Ölmek, sterben. Ne diyoruz? Ist, gestorben. Tabii bu kadar değiller ama bunlar bizim gündelik hayatımızın parçası olan. Yani çok fazla kullandığımız fiiller ist, gestor, ben şöyle. Şunları gördüğünüz zaman sein kullanın. Ich bin dememiz gerekiyor. Bunların dışında kalanlar haben olur. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz demiştim. Şöyle liste yine yapmıştık. Eğer hani sürekli konuşuyorsanız işinize yarar ama A2'de yeniyseniz çok da bir şey ifade etmeyecektir. Bakın burada fiillerin partisip halleri var. Bu var mesela başka şöyle bir saniye diğer bir sayfamıza bakalım. Bunu da Partisip ne? alabilirsiniz. Hocam. Efendim. Partisip ne?
Partizip deyince ne demek istedik? Partizip deyince şimdi bakın. Cümlemiz Satzbau, imperfekt diyelim şöyle. Yani perfekt cümlenin yapısı. Perfekte bir dizilimi var. Biz neyle başlıyoruz? Subjektle. Ich dedik. Hilfsverb dediğimiz bizim ich bin ya da ich habe. Bu nereye geliyormuş? Bakın ikinci yer diyor. Gördünüz mü? Ich bin dedik. Arkasından ne anlatacaksak onunla tamamlıyoruz. Object, time word, adverbs vesaire. En sona koyduğumuz fiilin adı participdir. Parti. Particip 2 dediğimiz fiilin geçmiş zaman halidir. Bunu asla değiştiremeyiz. Bu asla çekilmez. Asla çekime uğramaz. Asla değişmez. Kişi eki filan almaz bu. Her zaman aynıdır. Asla değişmez. E peki biz kişi ekini nasıl veriyoruz ki? Ha, yardımcı fiille. Ne diyoruz? Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind nach Hause gegangen diyoruz. Ich bin nach Hause gegangen. Gegangen değişmiyor ama Ich bin, du bist değişiyor. Ya da wir haben gefrühstückt oder ich habe gefrühstückt. Ne oluyor? Burası değişiyor. Her zaman yardımcı fiil. Nedir o yardımcı fiil? Haben ya da sein. Çekime uğrar. Şöyle. Ich bin, du bist, er, sie, es ist. Bak çekiliyor. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Bak çekiliyor. Ama particip dediğimiz fiilin şu hali hiçbir şekilde değiştiremeyiz onu. O neyse odur. Onu o haliyle öğreneceğiz. Ha onu öğrenmek bazen başlangıçta zor geliyor. Onun da öyle oturup ezberleyin bunu deseniz de olmaz, işe yaramaz. Onu sürekli cümleler yapmak lazım. Günlük hayatınızı her gün sabah uyanır uyanmaz mesela ya da akşam her gün sabah uyanır uyanmaz değil de akşam oturduğunuz zaman Was habe ich heute gemacht diye sorular sorup en az bir 7-8 cümle günlük hayatınızdan sıralamanız lazım. Ancak öyle öğrenebilirsiniz. Onu öğrenmenin başka bir yolu yok. Oldukça da sıkıntılı bir hale dönüşebilir eğer ne yaptığımızın farkında olmazsak. Yani hangi fiiller sein, hangi fiiller haben alıyor, onları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Nereden bileceğiz? Küçük liste yapacaksınız. Okay. Bunun ekran görüntüsünü alın. Bunu kendinize göre uyarlayın. Her gün bunu tekrar edin mesela. Yani aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyorsunuz. Abi, farklı yaptığınız bir şey varsa ekleyin. Burada ne yok mesela? Putzen yok galiba. Ich habe die Wohnung geputzt oder aufgeräumt var mı? Aufgeräumt da koymamışım. Siz koyun onları da. Ama bu fiilleri kullanıyorsanız lütfen haben değil, sein olarak kullanın. Onları habenle yapamayız. Sadece buna dikkat etmeniz gerekiyor. Okey, Şeyma bitti. Hello. Alo. Ich habe acht aufgestanden. Danach habe ich gefrühstückt und ich bin gestern zum Kurs gegangen. Deshalb habe ich heute ein bisschen Deutsch gelernt. Danach ich habe Mittag Brot gegessen. Danach'tan sonra nasıl yapmalıydınız cümlenizi tekrar? Habe ich Danach habe ich. Böyle Ya. olacaktı. Aha, danach ich habe dersek bu cümle olmuyor. Bu çok önemli. Bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. Danach habe ich. Bu doğru. Bu yanlış. Aynı şekilde zuerst, dann, danach. Mesela A2'de özellikle bunları çok kullandırıyoruz. İki defa filan dandan diyebiliriz. Bazen üçüncü de diyoruz ama iki yeterli.
arkasından danach lazım, zuerst ya da am Anfang diyebilirsiniz. Bunları olabildiğince çok kullanın. Her zaman ich diye başlamayın asla. A2'de artık onu bitirmiş olmamız gerekiyor. Bir cümleye ich ile başladıysak bir sonrakinde işte bir zeit adverbien kullanmamız lazım. Am Anfang diyebiliriz mesela. Zuerst o da erst, şöyle de olur. Erst. Danach'tan sonra am Ende diyebiliriz aynı şekilde. Am Ende oder zum Schluss. Konuşuruz. Mekansesinizi kapatabilir misiniz? Zum Schluss diyebiliriz şöyle. Ya da endlich, eğer çok beklenen bir sonsa nihayet demek için endlich diyebiliriz ya da schließlich. Sonuç olarak şöyle schließlich böyle de yazabiliriz. Bunları koyduğumuz zaman bunların dışında ne var? İşte am Dienstag gün kullanmak istersek özellikle başa koymayı tercih ederiz. Bunlardan sonra ne geliyor? Verb plus subjekt. Ama asla bu değil. Bunlardan sonra subjekt plus verb. Bu asla olmamalı. Buna çok dikkat edin, olur mu? Bunlar üç tane yaptınız mı sınavda negatif alırsınız. Zuletzt tabii olur. Nerede? Koyalım onu da. Später olur tabii. Zuletzt. Şöyle. Söyleyiniz ne demek hocam tam En kelime? son demek. Schließlich zum Schluss am Ende aynı anlamlara geliyor. Tamam. Zuletzt en son. Ne yazıyordum? Ha, später. Später sind şöyle aynı şekilde. Böyle zaman bildirenlerin hepsinin arkasından gehen sind alır. Bir şey mi atladık? Atlamış olabiliriz ama gehen var listelerde. Yani dinlerken dikkat etmemiş olabilirim ama ilk cümlelerde yaptırdım. Artı listeye bakın. Her zaman sein için listeye bakın. Bir 10 fiil ya kullanıyoruz ya kullanmıyoruz. Ondan fazla var tabii ki. Ama bizi ilgilendiren yaklaşık 10 bilemediniz meslek hayatınızdaysanız 15'i zor buluruz. Gehen tabii ki sein alacak. Hocam ich bin auf gestanden değil mi? Ich bin tabii ki. Arkadaş ich habe diye başlamıştı da. Olabilir, duymamış olabilirim. Onu listeye bakın. Buraya yazıyor arkadaşlarımız. Oradan evet düzeltelim. Aufstehen, aufwachen mutlaka sein alıyor. O anda başka bir şey konsantre olmuşumdur. Kaçırmışızdır. Ama en başta belirttim. Artı dediğim gibi ekran görüntüsü olarak hani almanızı tavsiye ettiğim listeye de bakın. Cümleleri inceleyin. Aynı şekilde orada nasıl kullanıyoruz görürsünüz. Her gün bunu tekrar etmezseniz arkadaşlar her zaman yanlış yapacaksınız. O yüzden lütfen tavsiyeme kulak verin. Basit gibi görünüyor ama B1'in ortalarına geldiğinizde bir kabus yaşarsınız eğer oturmadıysa. Sema bitti. Hallo. Alo. Ich bin heute 12 Uhr aufgewacht. Meine Schwester und ich haben zusammen Frühstück vorbereitet. Danach habe ich mit meiner Familie einen Film geschaut. Später habe ich mit meinem Freund Deutsch gelernt. Hı. Okey, Sema bitti. Ay, Sema sizdenizin bir dakika. Kim vardı? Ha, Nisa Deniz. Ha, Nisa Gece. Okey, bitti. Hallo. Alo. Heute bin ich sehr früh aufgewacht, weil ich ein Arzttermin gehabt Hatte. hatte. Entschuldigung. Mein Arzt hat nach mir, du darfst nicht essen gesagt. Niye? Yememi desin. Ya, Çekmişsiniz, pardon. Mein Arzt hat Hat. nach mir Sumia, Sumia. Dumia
Du darfst nicht essen. Gesagt. Was nicht essen? Allgemein? Tekrar mı edeyim hocam? Yo, hayır, şeyi merak ettim, içeriğini, yani ne Kant yani? haliyle. Kant haliyle. Ha, okey, İyi. Violet, ya, okey, also. Ya. Dana bin Dana bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich bin hier. Ja, gut. Mit Hund spazieren, gassi gehen aynı zamanda. Okay. Şöyle not alabilirsiniz. Mit dem Hund spazieren. Köpüşü olanlar bunu not alabilirler. Gassi gehen. Ne diyoruz? Wir sind gassi gegangen. Şöyle. Danke schön. Aha, wir sind gassi gegangen. O zaman Hund demenize de gerek yok. Onun köpüş olduğu belli olur. Gassi gegangen. Okay, good. Ya, bakayım. Konuşmayanlar da var. Onlardan yok mu? Mesela Halil Murat Koçak. Wie war Ihr Tag heute? Was haben Sie heute gemacht? Okay, bakıyorum. İstekli yok mu acaba? Arkadaşlar, konuşan arkadaşlarınızın dışında da Hocam katılanlar ben var. varım da ben Fatoş. mekan sesim biraz çok geliyor. O zaman hızlıca söyleyin. Hı. Ja. Okay. Zuerst bin ich 10 vor 10 Uhr aufgewacht. Dann um 10 Uhr aufgestanden. Danach habe ich mein Schlafzimmer aufgeräumt. Später habe ich im Flohmarkt auch eingekauft. Am Ende Eingekauft, eingekauft. eingekauft. Entschuldigung. Yo yo, özür dilemenize gerek yok. Biz annemizin karnında öğrenmedik, zor bu. O yüzden problem yok. Ben düzelteyim de tekrar edin. Aklınızda kalsın. Eingekauft. Am Ende da bin ich. Ich sitze gerade im Café. Am Ende bin ich Ja. ins Kaufhaus gekommen diyebilirsiniz ya da neredeyim dediniz? Im Café. Ja. Okay, Evet, şu am an Ende kafe. bin ich im Café. Ihr Tamam, şimdi. sitzt. Okay. Şöyle. Danke schön. Ja, okay. Am Ende bin ich ins Café gekommen. So, jetzt bin ich hier. Okay, kim bakalım? Aysel, bitti. Hello. Ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden. Zuerst habe ich das Zimmer aufgeräumt. Danach bin ich mit meiner Familie im Restaurant zum Frühstück gegessen. Nach dem Frühstück, wir sind im Park spazieren gegangen. Dann wir sind nach Hause gekommen. Jetzt habe ich Deutschunterricht gearbeitet. Ja, Deutschunterricht yeter. Şunu düzeltelim. Danach haben wir im Restaurant Ja. gefrühstückt. Gefrühstückt. Okay. Hı. Zum Frühstück. Ha, o. Yazalım, alternatifi yazalım. Gefrühstückt ya da danach haben wir im Restaurant zum Frühstück
Şöyle bir dakika. Dann haben wir im Restaurant gefrühstückt ya da. Gefrühstück tam yani Almancası böyle böyle kullanıyoruz. Danach haben Haben wir değil de wir. danach sind wir zum Frühstücken. Achso, ja. Ins Restaurant gegangen. Ins Restaurant gegangen. Okay, ja, danke schön. Gegangen. Ay, iyi ki daha kolay. Burada Evet. zum Frühstücken kafanızı karıştıracak. Ins kullanmanız lazım. İlkinde in vardı, değişti. Birisinde lokantada kahvaltı ettik. İşte restoranda kahvaltı ettik. Kahvaltı için restorana gittik diğeri. Ama im Restaurant Frühstück gemacht yanlış değil ama Almanca da değil tam olarak. O Türkçe. Kahvaltı yapmak Türkçe. Tamam, teşekkürler. Okey. Aha Kübra bitti. Hala zu zaman. Alo. Suvers. Bir dakika hemen düzeltelim. Suez kullandınız. Ne Ya, yapıyorsunuz? habe İki hemen fiilin arkasını alıyorsunuz. Okay. Ya. Ja. Zuerst habe ich am Morgen um 7 Uhr aufgewacht und Şöyle yapalım. Çok dann pardon bölüyorum. ja Bin ich bin ich ja bin aufgewacht. ja stimmt. Aha, çok unutuluyor. Her defasında düzeltmekte fayda var. Dann habe ich mit Kindern in der Chemie gespielt. Dann habe ich meine Wohnung geputzt. Meine Dann, Wohnung geputzt. ja, geputzt. Ja, und dann habe ich mein Freundin telefoniert, angerufen Angerufen. oder angerufen, ja. Und danach, nein, und nicht und, ohne und, danach habe ich einen Film geschaut. Am Ende am Ende habe ich ein Brot gebackt. Gebacken. Gerçi Gebackt. ikisi de var. Backen için gebackt ya da gebacken ikisi de var. Nadirdir ikisinin olduğu fiiller. Okay, good. Ya. Yeah. Danke. So, bakalım Meral Erçelik bitte. Hallo. Alo. Ich bin heute spät aufgewacht. Ich habe die Blumen gegossen. Wir haben mit meinen Kindern zu Hause Sport gemacht. Und dann habe ich mich geduscht. Mit meinem Mann haben wir das Frühstück gemacht. Und dann haben wir alle zusammen gefrühstückt. Danach habe ich ein bisschen Deutsch gelernt und ich bin hier. Okay, good. Kim konuşmadı? Konuşmayanlardan alalım. Fatoş konuştuk galiba. Aysel konuştuk mu? Evet, konuştum hocam ben. Tamam, o zaman şu elleri indireyim ben. Şöyle Evet. Kübra indirdim. Konuşmayanlar lütfen. Frau Dalkılıç, konuşmuş muydunuz siz? Peki, bakayım şurada chatten.
Yok. Peki. Chat'e de yazabilirsiniz cümlelerinizi. Okey. Hocam Peki. ben konuşmadım. Buyurun. Ben konuşmadım. Aha buyurun konuşun. Bitti. Konuşmaya çalışacağım. Evet. İhabe İhabe sen uğur aufgewacht. Aha. Ich bin. Ich bin elf uğur aufgewacht habe ich gefrühstückt Aha, mit und ich habe meinem aha. Mutter gefrühstückt. Aha. Danach habe ich nach meinen Nachbarin zu Sire yani komşumun kedisini beslemeye gittim diyeceğim de. Okay, Danach zu meiner Nachbarin Nachbarin. Zu nah kullanmayın. Nah farklı durumlarda kullanılıyor. Bir kişiye gidiyorsanız bu mutlaka zu olmalı. Zu meiner Nachbarin. Danach bin ich, şöyle diyelim. Danach bin ich zu meiner Nachbarin gegangen. Şöyle ne yapın bu cümleyi. Ihre Katze zu füttern. Füttern beslemek hayvan için özellikle. Zu cümlesi yapabilirsiniz. A2'nin sonunda öğreniyoruz bunları. Mak için demek. Yani kedisini beslemek için komşuma gittim. Danach bin ich bin ich nach bin ich zu meiner Nachbarin hasta ziyaretine gittim bu sefer de. Okay, danach Yine komşuya. şöyle Bin danach bin habe ich meine kranke Nachbarin besucht. Meine kranke Nachbarin Gesucht. besucht. Ja? Am Ende bin ich Unterricht, Deutschunterricht arbeitet. Yani So, hier. arbeitet. Şöyle yapalım. Hier. Şöyle. Jetzt bin ich hier im Deutschunterricht. Deutschunterricht. Ja. Jetzt bin ich hier im Deutschunterricht. Okay, gut. Ja, Mustafa, bitte. Hallo Leute, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Heute bin ich spät aufgewacht, weil ist es Wochenende und arbeite ich nicht. Weil şöyle fiili sona getireceğiz. Aklınızda olsun. Weil ist Es es Wochenende ist. Wochenende dediniz ya. Şimdi fiili ne yapıyorsunuz? Buradan alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. While cümlelerinde ya da when cümlelerinde ya da does cümlelerinde ya da when false. Oh, bir dakika biz ayak izdi mi? False yok. Şöyle. Şöyle while then does. Şöyle ya da op. Ya da one, who, indirect reader'ı ya da relatiflerde mutlaka ne yapıyorsunuz?
Verb alıyorsunuz bunu buradan. Hier. Am Satzende. Okay. Çok önemli bir kural. İşte biz bu kurala ne diyoruz? Nebensatz. Arkadaşlar bunu yan cümle diye kodluyorlar. Hayır, Türkçenin yan cümlesi farklı bir şeydir. Nebensatz diye bir yapı yoktur Türkçede. Bunu Nebensatz olarak, Almanca olarak kodlayın. Yan cümleye çevirdiniz mi? Türkçe ile kıyaslarsınız. Kafanız allak bullak olur. Bizde öyle bir şey yok çünkü. Bunun adı Nebensatz'dır. Fiilin sonda olması veya am Satzende. Yani buradan alıyoruz onu, sona koyuyoruz. Weil es Wochenende ist. Şöyle, bundan sonrası nokta. Yok, bundan sonrası gelen bir şey yok buraya. Aha, Şey de ya. demek istesem hocam, şunu da demek istesem olur mu? Ve hani çünkü Und hafta sonu ve çalışmıyorum diye bağlamak istiyorum. weil es Wochenende ist und ich nicht arbeite diyeceksiniz. Yine getireceksiniz. Und ich nicht arbeite. Ya şöyle, şuraya habzatsı yaptık. Weil es Wochenende ist und tekrar etmiyoruz weil, ama oraya koyduğumuzu unutmayın. Yani kafamızın içinde var. Söylemiyoruz. Und ich nicht arbeite. O hala bir Beisatz. Şöyle ne yaptık? İki cümlenin de sonuna geldi. Aha. Okay. Dann habe ich 11 Uhr mit meiner Familie gefrühstückt. Danach habe ich einen Artikel geschrieben. Zum Schluss habe ich mit meiner Ehefrau eine Tasse Kaffee getrunken. Jetzt bin ich hier mit Ihnen. Ja, okay, gut. Ja, Vielen danke. Dank. Gut. Ja, wer möchte? Konuşmayan arkadaşlar lütfen. Bugün online sprechen dersi. Ja, niemand. Peki konuyu değiştiriyorum. Yine perfekt üstünden gideceğiz. Şimdi şuradan bir saniye. Burada var mıydı? Yoksa kendim soruları yazacağım. Okay, here. Also, mein Urlaub. Şimdi şöyle yapalım. Wann, wo, wie war das Wetter? Oder wie war das Hotel? Oder wie war das Essen? Und was haben Sie gemacht? Şimdi ne diyoruz? Ich war tabii. Ich bin demiyoruz. Ich bin presence. Ich war diyeceğiz. Şöyle sein için var kullanacaksınız. Bunun perfekti yok mu? Var. Ama biz bunu perfekt cümlelerde kullanmıyoruz. Yazılarda görebilirsiniz. Bazı kitaplarda, belki bazı programlarda da ist gewesen diye duyabilirsiniz ama biraz işgüzarlık oluyor. Gewesen fiilini biz daha ileri seviyelerde kullanıyoruz. O yüzden bunun geçmiş zamanını preteritumla veriyoruz. Sein ve haben fiilleri için böyle. Haben için hat gehabt demiyoruz, hatte diyoruz. Sein için de war kullanıyoruz. İşte das Wetter war, ich war, bilmem artık neredeyseniz, ich habe viel, punkt, 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 ich bin oft. Sonra ne yapıyoruz? Partizip, perfekt kullanıyoruz. Partizip 2 diyoruz ona aynı zamanda. Ich habe viel geschlafen, ich bin oft Rad gefahren, etc. etc. Şimdi şöyle bir hemen bir dakika falan şöyle bir durun. Ondan sonra tatilinizden bahsedeceksiniz ve her aşamayı lütfen. Önce ne diyeceksiniz? Şöyle soruları yazayım da onlara cevap olsun. Wo waren Sie im Urlaub? Wie war das Wetter? Wie war
das Hotel, das Essen. Das Hotel, das Essen. Şöyle. Ja. Was haben Sie gemacht? Şöyle, mit wem? Was haben Sie dort gemacht? Evet, şöyle sırayı takip edersek düzgün bir paragrafımız olur. Wo waren Sie im Urlaub? Mit wem? Şuraya yazalım. Mit wem? Mit wem sind Sie in den Urlaub gefahren oder gegangen? Gefahren. Bunu da ilave edelim. Okey, bu soruları cevap verecek şekilde şekillendirin lütfen anlatımınızı. Düzenli bir paragraf olsun bize. Şöyle bir düşünün lütfen, bir dakika müsaade verelim. Ondan sonra yapalım. Ja, so, wer möchte? Wer möchte über seinen Urlaub sprechen? Ja? Niemand? Peki, biraz daha bekliyorum. Her bir soruya cevap verseniz zaten çıkacak anlatımınız. Uzun uzun cümleler yapmaya çalışmayın ilk anda. Şöyle bir kaba taslak bir şey çıkar. Ondan sonra onlara ilaveler yapıp daha uzun metinlere dönüştürürsünüz. Ama hiçbir zaman direkt bir konuyu alıp uzun uzun, yani bir başlığı alıp uzun uzun yazmayın. Size böyle bir şey mi geldi? Hemen önce birer cümle, sonra iki yapabilirsiniz onu, sonra üç. Üçüncü yazarken ilkine yine ilave yaparsınız vesaire. Böylelikle epey bir uzun metin oluşturursunuz. Bir de MRV, bir de. Hallo, ich bin mit meiner Familie nach İzmir gefahren. Das Wetter war sehr schön und sonnig. Wir haben im Hotel übernachtet. Das Essen war sehr lecker und viele verschiedene traditionell Essen. Es gab deyip, es gab viele verschiedene Her şey. traditionelle Essen. Und wir hatten dort Sehenswürdigkeit gesehen. Aha, besichtigt. Şöyle, Besichtigt. Sehenswürdigkeiten besichtigen. Sehenswürdigkeiten besichtigen. Aha, besichtigt. Besichtigt. Okay. Danach hatten wir schwimmt. Danach şöyle, wir sind viel geschwommen diyebilirsiniz. Biz evet yüzmek kullanıyoruz, geschwommen.
Ama deniz söz konusu olduğu zaman wir haben viel gebadet diyebilirsiniz. Wir haben viel gebadet. Gebadet banyo yapmak aslında ama bizde de var. Çimmek. Çimliyoruz çocuklar. Evet var. Ben Evet. önce bilmediğim Evet, doğru. bilmiyordum, öğrendim ve aynen Almancadaki gibi. Gebadet. Tamam. Şöyle. Deniz söz konusuysa denizde yüzmek anlamına geliyor. Bu bir deyim diyelim. Denizde yüzmek, eğlenmek. Bir de ne diyelim? In der Sonne gelegen. Ya. Evet. Bir dakika. Ich bin değil de ich habe in der Sonne gelegen. Und abends sind wir am Strand gegangen. An den Strand gegangen. Okay, das An den war's. Strand. Okay, gut. Ja, sind wir an den Strand gegangen? Gut. Ja, Aynura bitte. Ja, letzte Woche ich mit meiner Älteren, letzte Woche ich war, letzte Bir Woche dakika, ich bir war. dakika, bir düzelteceğim. Letzte Woche war ich mit meine Eltern. Şöyle zaman bildiriyorsunuz ya. Zeitangabe bu. Zeitangabe. Ne yaptınız? Hier. Immer zuerst mit Verb. Ondan sonra Subjekt. Letzte Woche war ich mit meinen Eltern. Bu arada onu da şöyle mit meinen Eltern pluraldir Eltern. Ama aile anlamda plural, kelime olarak tekil. Mit meiner Familie aklınızda olsun, tamam mı? Hani anlamda çoğul çünkü. Meine Familie ama çekimi bunun tekil. Eltern plural. Okay, ja, wo waren Sie letzte Woche? Letzte Woche war ich mit meinen Familien im Urlaub. Das Wetter war sehr schön und sehr sonnig. Unser Hotel war sehr groß. Auch im Hotel hatte verschiedene interessante Sehenswürdigkeiten und viele Touristen. Auch im Hotel hatte traditionelle und ausländische Gerichte. Das Gericht war sehr lecker. Es ist alles. Ja, gut. Ja, okay. Ja, bitte, Frau Tunç. Hallo. Hallo, bitte. Natürlich. Letzten Sommer bin ich in die Türkei in den Urlaub gefahren. Das Wetter war sehr schön, sonnig und warm. Das Hotel war sehr bequem und das Essen war sehr lecker. Jeden Tag bin ich ins Meer gegangen und habe am Strand Zeit verbracht. Ich bin mit meiner Familie gereist und wir haben viel Spaß gehabt. Wir sind ans Meer gefahren. Im Meer gebadet. Ans Meer diye onu düzeltin. Yakaladığım o var. Başka ne vardı? Bir şey daha vardı ama unuttum onu. Peki, ans Meer dediniz mi? Ans Meer fahren. Im Meer baden. Öyle hatırlayın. Okay, Ya da vielen an Dank den hocam. Strand, an den Strand gefahren diyebilirsiniz. Wir sind an den Strand gefahren oder wir waren am Strand. Okay, ya da Teşekkür wir ederim. waren am Meer, am Meer dediğinizde de olur. Genellikle strand kullanıyoruz ama am Meer de olur aynı şekilde. Okay, gut. Ya Sinan bitte. Alo.
Wir sind mit meinem Mann für einen Urlaub mit dem Flugzeug nach Antalya geflogen. Das Wetter war sehr schön, aber sehr heiß. Das Essen im Hotel war sehr gut. Wir sind jeden Tag im Meer geschwommen und haben seitdem unseren Freundin verbracht. Es war ein kurzer, aber schöner Urlaub. Okay, ja. Bitte Aynur'a. Aynur'a. Peki, başka var mı? Aynur'a düştü mü hattan? Yok, burada. Başka var mı? Nay? İyi olur aslında arkadaşlar, yani yapmaya çalışsanız çok iyi olur. Bu kolay gibi görünüyor size ama konuşmaya başladığınız zaman o kadar kolay gelmeyecek. Yapabilirim hocam ben de. Bitte. Ich war im Urlaub in Antalya. Ich war mit meinem Bruder im Urlaub gefahren. Das Wetter war sehr warm. Das Hotel war sehr bequem, ruhig und sauber. Und das Essen sehr lecker. War lecker. War lecker, ja. Und war das Essen sehr lecker. Dort war ich geschwommen. Dort bin ich geschwommen. Bin ich. Dort bin ich geschwommen. Ich hatte viele Sehenswürdigkeiten Besichtigt. besichtigt, ja, Sehenswürdigkeiten besichtigt und hatte türkische Küche genossen. Okay, türkische Küche oder kulinarisch gegessen de diyebiliriz. Bir dakika, şu cümleyi konuşur. Hızlı yazınca bazen atlıyorum. Wir sind so hier viel geschwommen diyelim yine. Ya da wir sind im Meer, şöyle im Meer geschwommen. Ya böyle kalsın. Okay, gut ya. Ya wer möchte? Hocam ben söyleyebilir miyim? Bitte. Ging nach Balıkesir. Am August ich habe Zuhara Hotel am August das Wetter heiß. Das Hotel hat Heizen und Kaltenpool und Sauna. Wir haben viel gebadet. Ich habe in der Sonne gelegen. Ich habe Spazieren Peki, yavaş yavaş tekrar okuyun, düzeltmem gerekecek. Ich ging kullanmayın. Yani yanlış değil ama siz bir perfekti bir halledin bakalım. Ich ging preteritumdur. Kullanabiliriz ama ben şimdi perfekt istiyorum. Ich bin nach Balıkesir gefahren. Okay. gehen. Am İm August. August demeniz lazım. O çok önemli. Burada am August. preposition, am Montag günlere gelir. Am Montag demeniz lazım. Ya da im August. August. Bunu Ich şuraya habe. koyun. Ich bin im August nach Balıkesir gefahren. Buraya koyun bunu. Ich bin.
Zuhera Hotel. Und Zuhera Şöyle Hotel. diyelim. Ağustos ayında Hera Hotel'e gittim. Peki. Ağustos. Im August bin ich ins Hotel Ins Hotel Hera und das Beta Gefahren şöyle perfekte önemli. Mutlaka birlikte kullanın. Hera Hotel Gefahren im August das Wetter heiß, hava sıcaktı. Bir saniye, bir saniye. Im August bin ich ins Hotel Hera gefahren. Başka ne diyebiliriz? Im August bin ich im. Bu sefer dikkat edin. Im Hotel İm Hera hotel. geblieben diyebilirsiniz. Yine zaynılır. Ya da Hera. ich habe şöyle im August habe Im habe ich im Hotel im Hera hotel gefahren. übernachtet. Übernachtet Konakladım. diye, evet, Konakladım. konaklamak böyle kullanabiliriz. Okey, sonrakini de söyleyin lütfen şimdi. Wir haben viel gebadet. Ich habe in der Sonne gelegen. Ich habe spazieren Ich bin gehen. spazieren gegangen. Gegangen. Es ist alles. Gegangen. Hava sıcak demiştik. Das Wetter war heiß und sonnig. Güneşli. Aha, Sıcak sıcak ve güneşli. güneşliydi. İlave edebilirsiniz bunu da. Tamam hocam. Yay, Tamam. uç. Ya. Bitte Duru. Ja, gerne. Und letzte Sommer war in Montenegro. War ich. Das Wetter war sonnig und warm. Ich bin mit meinen Freunden geblieben. Lieben. Okay, denn sie lebt in Montenegro normalerweise. Letzte Sommer şöyle war ich in dediniz. Punkt, punkt, punkt. Bin bei oder mit Freunden geblieben oder übernachtet olur. Sonra ne demiştiniz? O normalde orada yaşıyor demek istemiştim. Let's in Montenegro. Lebt. Sie ya da er lebt. Ya da arkadaşlarınız çoğulsa eğer. Şöyle bir dakika deyip. Sie leben in punkt 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 ya da sie leben dort de diyebilirsiniz. Başta söyledik ya dort, orada dort ya da da diyebiliriz. Genellikle dort uygun buna. Okay. Wir haben leckere Essen gemeinsam gekocht. Wir haben gemeinsam leckeres Essen gekocht. Das war schön. Wir haben viele Städte in Montenegro besucht. Tekrar alayım mı? Araya çok Wir haben viele Städte in Montenegro besucht. Okay. Wir haben viele Städte besucht. Wir sind im Berge gewandert. In den Bergen gewandert. Danke. Das ist alles. Wir sind in den Bergen
Gewandert. Wandern fiili de sein alıyor. Gewandert. Okay. Ya da wir waren in den Bergen. Gittik deseydik ama wir sind şöyle in die Berge. In die Berge gefahren olacaktı. In die Berge gefahren. Okay, bitte, Duru. Duru mu yaptı? Aha, ben şimdi yaptım. Pardon. Aha, el havada olunca şöyle Kübra'nın kimliğini. Bitte Frau Erçelik. Ja, letzte Woche war ich in Denizli Pamukkale im Urlaub. Ich habe mit meiner Familie gefahren. Es war Sonne. Şöyle, ich bin Hong Kong Kong gefahren. Aha. Gefahren. Es war sonnig und kühl. Das Hotel war sehr schön und das Abendessen war sehr lecker. Das Frühstück war genug. In Pamukkale haben wir die alte Stadt besichtigt und im Antikbad gebadet. Okay, gut, ja. Danke. Evet, bitte Frau Tadli. Merhaba hocam. Alo. Alo. Ben dersin sonuna katıldım ama geçmiş zamanla mı yapacağız örnekleri Aha, galiba? Perfect yapıyoruz. Perfect kullanıyoruz. Tamam. Ich war letzten Jahr ich war letztes Jahr zamanla başlayınca fiille devam ediyoruz. Letztes Jahr war ich vom August bis Juni bis vom karıştırdım hocam bu sefer. Letztes Jahr war ich vom August bis September im Urlaub gefahren. In Gefahren İstanbul. August bis September. Bir dakika, war ich vom August bis zum September in Istanbul. İstanbul Gefahren. Şöyle im Urlaub. Ja, im Urlaub. In Istanbul war das Wetter ist sehr schön. In Istanbul. Das Wetter war in Istanbul sehr schön. Das Wetter in Istanbul war schön. Aha. Oder heiß. Heiß und schön, diyelim. Tamam. Dort gibt es war ich Fahrradtour gemacht. Bir dakika, tekrar gibt es deyince bir fiil o zaten. Onu nereye orada bağladık? Yani orada bir şehir turu yaptım demek istedim ama hocam. Dort haben wir eine Stadttour. Eine Stadttour gemacht. Stadttour gemacht. Ja. Dann ich hätte de kullanabilir miyim hocam orada? Yani onun kuralları var kullanmak için. Şimdilik perfect yapalım. Ich hätte dediğiniz zaman konjüktif yapıyorsunuz. Cümleyi söyleyin tabii. Ich hätte kullanırsınız ama şu habenle cümlelerinizi bir alalım. Ich habe, dann habe ich. Dann habe ich
und Brot. Fisch und mit Brot gegessen. Brot mit Fisch. Brot mit Fisch gegessen. Gegessen. Das ist sehr lecker. Ist. Das war sehr lecker. Das war sehr lecker. Bir cümlede bir fiil kullanalım. Buradaki fiil tabii ki bir tane fiile bağlı. Yardımcı fiil mutlaka neye bağlı? Particip perfect dediğimiz fiilin geçmiş zaman anlatan haline bağlı. Das war, das ist iki tane fiil oluyor. Öyle olmamalı. Das war sehr lecker. Das war sehr lecker. Meine Urlaub ist war sehr schön. Schön. Ja, mein Urlaub, der Artikel olduğu için. Mein Urlaub war sehr schön. Okay, evet arkadaşlar. Perfekt konusunu en iyi hani böyle cümlelerle size tavsiyem bunu devam ettirecekseniz, yani kursunuzu devam ettirecekseniz, Almanya'daysanız zaten öğrenmeye devam edeceksiniz ama kulaktan dolma öğreniyorsanız çok hatalı öğrenimler de söz konusu olacaktır. Bir sınava girecekseniz her şeye rağmen sınava hazırlanmadan asla girmeyin. Bu tür hatalar sınavda kalmaya sebep oluyor. O yüzden mutlaka düzgün bir kurs almanızı tavsiye ederim. Ama onun dışında günlük hayatı idame edecekseniz sokakta öğrenirsiniz. Okulla ilişkili olmadığı sürece problem yok. Ha çocuklarınızın Almanca dersine yardım edecekseniz etmeyin. Bu konuları iyi bilmeden çocuklara sakın öğrenmeye yardımcı olmayın. Yanlış bilgilendirirsiniz. Derslerde başarısız olurlar, çok etkilenirler. Yani Almanca'da cümle dizilimi, Satzbau dediğimiz şey asla esnek değil. O kurallar aynen uygulanmalı. Mümkün değil, yer değişikliği yapamazsınız. Çok az öğenin yerini değiştirirsiniz. Fiilde yapacağınız bir değişiklik fiili baştan sona çizmemize sebep oluyor. Türkçe biraz daha esnek bu anlamda. Anlatım bozukluğu maddesini görürüz ama diğerinde anlamına filan hiç bakmıyoruz. Cümleyi çiziyoruz, atıyoruz. O yüzden dediğim şekilde egzersiz yaparsanız kendinizi geliştirirsiniz. Evet, bugün bu kadarlık yapalım. Şimdi biraz sonra yine bir sınıfa geçeceğim ben. Soru varsa hemen alayım. Keine Fragen. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun, bitte. Şimdi hem sind hem de haben mı bir perfect cümle kurmak istediğimizde ve bunu und'la ayırmak istediğimizde und'dan sonra işte ilkinde sind kullanmışsak haben şeklinde devam ediyoruz, öyle değil mi? Tekrardan özneyi sanırım kullanmamıza gerek kalmadı. Hocam sesiniz gelmiyor bu arada. Ben mi duyamıyorum acaba? Siz duyamıyorsunuz herhalde. Şu anda duyuyorum, evet. Dediğiniz gibi und'dan sonra onun yardımcı fiilini gerekiyorsa değiştirip devam edersiniz. Şöyle bir şey olabilir. Mesela ich bin um 9 Uhr aufgestanden und habe Frühstück gemacht. Anladım. Teşekkür ederim. Aha, o da gefrühstückt haben oluyor. Und habe gefrühstückt. Diğerinde ne yaptık? İlkinde sein, ikincisinde haben yaptık ama özneyi tekrar etmedik. Ich diyecekseniz und ich habe demeniz lazım. Bakın bu çok önemli. Ya hiçbir şey koymuyorsunuz, koyarsanız da und ich habe gefrühstückt diyorsunuz. Anladım. Und'daki problem çok sıkıntılı bir konu gerçekten. Hani onu aklınızda olsun, tamam, bugünkü dersten sonra özellikle und söz konusu olduğu zaman cümleye bir mutlaka bir dönüp bakın ne yaptım ben diye. Okay, also ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss Leute, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss.